diğer muska burada. Hocam şu muskayı da bir açar mısınız ya? Yani, valla Ahmet Bey'den de izin aldığımız için. Bu da çok yine örülmüş makas lazım. Ya ben de muska açan hoca gibi oldum ha. Muska. Biz cesaret muska edemezdik de ben sizden sonra. Ya şunu göster. Ki... şunu göstermiş oluyoruz. Korkulacak bir şey, korkmayın ya. Ne yazdığına bakabilirsiniz. Size ne yazdılar? İyi mi yazdılar, kötü mü yazdılar? Zaten iyi de yazsa, kötü de yazsa Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapamazlar. İşte Abdullah bin Ömer'in o sözünü anlattım. Sadece çocuklara, okuyamayanlara bunlar müsaade edilmiş ama din adına artık ondan sonra bu adet gibi olmuş. Dinde Resulullah zamanında böyle bir şey yoktu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam okudu. Kendi vücuduna okudu. Muska için değil, zaten Felak Nas suresi. İndikten sonra korkulacak bir şey yok. Onu okursunuz. Yatarken Peygamber Efendimiz de okumuştur. Ama böyle bir muska yapın, için, suyunu için, üzerinize taşıyın Resulullah Efendimiz demedi. Onun için biz... Siz açarken çok güzel sarmışlar. Ona da bakıyorum da kat kat sarılmış. 40 kat mı sarmış, ne yapmış? Neyse. Yani şöyle ve kendi de böyle el dikişiyle dikmiş. Pahalı bu. Bu belli bu. 3000 lira vermiş buna. Bu pahalı. Bak Ahmet, buradan da iğneyle. Nasıl yani hocam? Bir gösterebilir miyim onu? İğne. Bak, bayağı toplu iğne, dikiş iğnesi iki taraftan. Şuradan görebiliyor musunuz? Bu iğne olduğu için zaten buralar. Paslanmış. Şöyle göstereyim. Ha bu küçücük bir iğne. Ha iki tarafında da var iğne. İki tarafta. Ha bir de bu tarafında var. Hocam bu da ıslak. Yok bunu çıkaramadım ben. Bunlar ıslanmış tabii. Üzerinde herhalde taşıdığı için. Ha. Aynı çizik. Aa. Karalama. Bu 3000 liralık olan. Ya. Şöyle gösterebilir miyim hocam? Bak. Ahmet Bey buna 3000 lira vermiş. Yani iğne parası herhalde bu. Ya. İşte o kadar hani gözü gibi baktığı. Bu arada evdeki görüntülerini bize göndermişti Ahmet Bey. Şu an mesela evdeki görüntülerini izliyorsunuz. Bu muskalar yanlarında getirdikleri muskalar. Hocamıza göstermek için, kendine sormak göre, için getirdiği. Kendine göre karalamış, isim yazmış. Hiçbir dua vesaire doğru düz bir şey yok. Bu ha, tamamen, olsa ne olacak yani? Burada olsa dua yazsaydı ne ya olurdu? Dua da yazsa bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Onun hastalığı belli, tedavisi bellidir o kardeşimiz. Hangi korkularla başladıysa o korkulara yerinden inilecek, onlardan kurtulacak. Başka çaresi yok. Aynısı. Tamamen. Bunların hiçbir anlamı yok mu? Ya bu yazı imzaya benziyor bu yazılar. Hani hiçbir anlamı yok mu? Var. Şöyle var da ben onun için karalama diyorum. Bazılarında sadece isimler yazıyor. Bak şöyle daha çıkanlar bunlar. Şöyle göstereyim. Hı. İşte biraz bizim acizliğimizden de oluyor bu kadar paralar vermek. 3000 lira ne demek yani? Bu arada tedavisi şu an ambulansla devam ediyor. Ambulans niye gitmedi diye soruyorsunuz. Götürüp götürmeyeceklerine şimdi ambulansta muhtemelen karar verecekler. Eğer acil bir durum varsa hastaneye gidecek. Ama ben zaten onu bir psikiyatristine göndereceğim. Gerekirse kullandığı ilaçları da götürecek ki belki yeni ilaç ya da farklı bir şey, belki terapi yapmak gerekecek. Yani zaman ayırmak gerekecek. Şimdi, bu arada muska hurafe mi? Hurafe. Bu adam... Direkt hurafe diyebiliriz. Bu yani. Adam bir şey yazıyor olmuş Ali olmak için... Ali gel de şunları bak masada böyle gör bak. Yani bir şey yazıyor olmuş olmak için yazmış. Birkaç kelime karalamış. Başka bir şey yok burada. Tamamen öyle. Bu yani. Şuna da bakayım. Olan, ha, bir tane var. Onun içinde sanki bir şey var. Bez mi var nedir? İşte bak çıkanlar bunlar. Bilmiyorsunuz üzerinizde taşıyorsunuz. Belli yükler yüklüyorsunuz. Bana iyi geldi. Bir de bunlara iyi geldi. Ali gel. Üstten gör. Öyle yandan anlamıyorum Mahmut. 3000 lira. Bir de 3000 lira vermiş. 3000 lirayı gör. Öbür hoca da ama en iyisi odur yani dedi. Yani isterse bedava İster yapsın. Saçma sapan bir şey işte maalesef. İnsanlarımız gidiyor. Umut bağlıyorlar. Umut tüccarları bunlar. Sizin umudunuzu satın alıyor. Bu hani bir tanesi inekle koyunla sütle kandırdı ya. Milletin parasını aldı çiftlik kuruyorum diye. Ha ya. Şimdi o ne kadar büyük günah düşünün. Binlerce insanı dolandırdı ve milyarlarca parayla kaçtı. O ne kadar günah düşünün. Bu ondan da günah. Bu Allah'la aldatıyor. Bu muskayla aldatıyor. Karalamayla aldatıyor. Hiç.
Burada hiçbir manaya gelecek söz yok kıymetli kardeşim. Hiçbir manaya. Mahmut Ali'yi duyar mısın? Şurada, bak şurada Allah bile yazmıyor. Yani hiçbir manaya gelecek bir söz yok burada. Bir yakını göremedim bunlar, ki. Heh. Bunlar umut taciri, sahtekar. Bu insana işte sıkıntı geliyor, sana bir şey yazacağım, şıp diye kesecek diyor. Şöyle hoca, böyle hoca diye de hocaların laf ismini kullanıyorlar maalesef. Bunlar tamamen din tüccarları. Yani o çiftlikle aldatanlardan daha büyük zarar veriyorlar. O kendine, ülkesine belki para olarak, maddi olarak zarar veriyor. Bunlar dine zarar veriyor. Ahlaka zarar veriyor. Ve duygularımızla oynamış oluyor. Duygularla oynuyor. O insanın doktora gitmesine engel oluyor belki. Tabii. Geçecek diyor çünkü. Bunu bekletiyor. Geçmez. Bundan medet ummak demek aslında paranızı, hatta inancınızı bile yani sorgulama sebebi. Siz niye şah damarından daha yakınken bize ettiğiniz duayı, Rabbim hani ne gerek var diyeceğim. Niye bu insanlar 6 tane, 7 tane, 10 tane muskaya bu kadar para verdiler yıllarca? Bir yıldır bekliyor. Peki hani hemen geçecekti, iyileşecekti? Gidip hesap da soramıyorlar. Çünkü vesikası yok. Ben senden para almadım diyecek. Aklın yok muydu? Neredeydi o zaman aklın diyecek vesaire. Yani Allah tabii hastaya bir şey diyemiyor hasta olduğu için. Ama gitmeyin kardeşim, hasta da olsanız muskacılara gitmeyin. Boş yere kürek çekersiniz. Günaha girersiniz. Hocam zaten sihri satın almayın. Sihre para vermeyin. Muska Allah ile aldatmaktır. Lütfen kalmayın. Hastaya okunmaz mı? Okunur. Hastaya ne okunur? Şifa ayetleri okunur. Bizzat nefesle. Okuyabilirse kendi okur. Okuyamazsa yanındaki ona okur. Şifa ayetleri. Hastaya dua edilmez mi? Edilir. Ama doktorluk, tıbbın yapacağı bir şey varsa onu ihmal etmeden bunları yaparsınız. O tedbiri almazsanız günaha girersiniz. O dua, tedbirlerimi aldım Allah'ım, şimdi sana tevekkül ediyorum anlamına gelir. Cenab-ı Hak her türlü şerli insanların şerrinden insanımızı, din tüccarlarının elinden kurtarsın. Amin. Ama tabii dua edip de bırakmayacağız. Siz kendiniz gitmeyeceksiniz. Sizi siz kurtarabilirsiniz. Allah akıl vermiş bize. Ne güzel söylüyoruz bak.